Sırada yeni bir bab başlığı var. Önceki bab başlığına ilgili hadisler bitti. Bâbu mâ kîle fil umra vel rukba. Umra ve rukba konusunda söylenenler. Umra nedir? Rukba nedir? Hadise bakalım. Bab başlığına iliştirdiği bir bilgi var İmam Buhari'nin. E'mertuhu dâra. Ben onu eve yerleştirdim. Yani bir kimseyi bir eve yerleştirince onu bu şekilde imar etmiş oluyorsunuz. E'mertuhu dâra. Fehiye umra, işte bu umradır. Bildiğim kadarıyla ömrü boyunca, yani yerleştirdiğiniz kişiye diyorsunuz ki ben hayatta olduğum sürece sen bu evi kullan. Onun evi kullanımını kaydı hayat yapıyorsunuz. Yani sizin hayatınız kaydıyla. Bu da tabi intifa hakkı. Buna umra deniyor. Ukba ise, rukba affedersiniz. Bab başlığına koymuş İmam Buhari. Ve rukba. Rukba ise yine benzer şekilde verilmesi, tevdi edilmesi. Ancak yani süre ne zaman bitiyor? Sen ölürsen veya ben ölürsem. Böyle olunca da birbirlerini gözetiyorlar tabii. Oradan yola çıkarak herhalde buna rukba adını verdiler. Murakabeden. Belki kiracı ölünceye kadar rukba, yer sahibi ölünceye kadarsa rukba mı? Yani belki öyle de bir tanımı vardır. Bu da vakfaya girer mi hocam? Mesela şimdi şeyde vardı, Suriye'de arkadaşlar kâr mı yapmıştı devlet bunlara? Bunlar gidinceye kadar verecek misiniz diye yer sahiplerine. Yani bunlar burada kaldığı sürece Suriyeliler, bunlara bırakırsanız ben buranın şeyini size yardımcı olurum gibi. Devlet miydi? Evler. O da bu vakfaya giriyor. Yani bunun gibi bir şey o da. Onlar burada olduğu sürece. Evet. Yani memleketine dönene kadar, sen madem ki muhacirsen, memleketine dönünceye kadar benim evimi, intifa hakkını sana bağışlıyorum. Memleketine döndüğü zaman bu hibe düşer artık. Ama bu amaçlanan bir şey başka türlü de kullanılamaz herhalde, değil mi? Yani bu bak geri dönülmez bunlar herhalde. Bu bir evse zaten iskan için kullanılır ama orayı ardiyeye çevirmiş, ticaret yapıyor, evini başka bir yere taşımış, sizin artık bu hibeyi yaşatacak bir ortamı yok. Böyle olursa herhalde rahatsız edici olur. Geri alamaz mı? İşte geri almakla ilgili hükümleri okuduk. Yani kusmuğunu geri almak gibidir. İfade alamaz demiyor esasında. Almamayı telkin ediyor kuvvetlice. Zaten elden çıkarmadıysa, vermediyse kolaylıkla geri olabilir. Evet, şimdi başlık değişti ya, kişi evet. Verdi, kullanım amacıyla verdi. Ama siz geri almayı işte sorunca yine aynı yere dön gibi oldu. Geri alması konusu öyledir herhalde. Yani hoş olmayan bir durum. Ama amacına uygun kullanmıyor. Ben mesken olarak vermiştim. Şimdi artık ticarethane olarak kullanıyor orayı. Dolayısıyla almak istiyorum elinden derseniz. Bugün için bu noter kayıtları ve buradaki sözleşmeler, akitler oldukça teferruatlı yazılabiliyor. O zaman üst kullanma hakkını da vermiş. Üst kullanmayı da vermiş. Bir şey yapar.
orayı üs olarak kullanma. Üs kullanma hakkı, bir intifa hakkı var. Üs kullanma hakkı, intifa hakkında derdim size. Üs kullanma hakkında da her türlü inşaat yapabiliyor. Ama belli bir zaman ölçüsü dahil. 50 yıl, 30 yıl. Çok onlar. Üs kullanma hakkında bu şart oluyor. Daha tümünü ver daha iyi yani. O dediğinizi verinceye kadar. Şimdi Hazreti Peygamber buna nasıl yaklaşmış ona bakalım. E'martuhu d-dâra fehiyye umri. Ona ömrümce, onu ömrümce bu eve yerleştirdim. Yani ce'altuha lehu, yani onun için kıldım. Cenab-ı Hak ayette iste'amarakum fiha, sizi yeryüzünde mamur kıldı buyuruyor. Aynı kelimenin örnekleri bunlar. Cealekum ummaran, sizi bina yapan, bu anlamda imar yapan varlıklar olarak Cenab-ı Hak yarattı. Hakikaten bu yanımız müthiş yani, yeryüzünü her tarafını imar ettik neredeyse. Evet. Sırada 2482 nolu hadis var. Bu bab başlığının altındaki ilk hadisimiz. Yani umra ve rukba konusunda. Haddethena Ebu Nuaym'in, bize Ebu Nuaym anlattı. Haddethena Şeyban'u, bize Şeyban anlattı. An Yahya, o da Yahya'dan. An Ebi Selemete, o da Ebu Seleme'den. An Cabir'in radıyallahu anhu, o da Cabir'den. Allah kendisinden razı olsun. Demiş ki, Kadan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hükmetti. Bil umra, umra konusunda. Enneha limen vuhibet lehu, umranın kime hibe edilmişse ona ait olduğuna hükmetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisten anlaşılan, umrayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir uygulama olarak kabul etmiş, ancak boyutunu da değiştirmiş. Adam ömrünce veriyorum demiş burayı. Diyelim ki bir çobana, çobanın ömrü bitti, vefat etti. Geri alınacak mı o ev ondan, yani mirasçılarından? Hadisten anlaşıldığına göre Resulullah umrayı o kişiye kalıcı olarak hükmetmiş. Enneha uhibet, enneha limen uhibet lehu, kime hibe edilmişse artık onundur hükmü var. Sıradaki hadisimiz. Yani şart koşuyor mu? Ben sen hayattayken burada oturduğuncaya kadar diyemiyorsun. Öyle diyorsan kökünü vermiş gibi oluyorsun. Şu ana kadar anlaşılan o. Ama niye öyle olsun onu anlayamadım. Yani insan zaman kaydıyla veremez mi bir şeyin intifa hakkını başka bir kimseye? Belki zaman kaydıyla 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl olsaydı Resulullah kabul ederdi. Ama belirsiz bir kayda bağladığı için belki reddetti. Çünkü belirsiz kayıtları sevmiyor ya. Adamın ne zaman öleceği belli değil. İyi de adam da zaten o şartta. Ölmediği sürece zaten oradadır. Şart o olduğuna göre. Yani ne kadar yaşarsa yaşasın. Burada belirsizlik yok. Bence belirlidir. Hayır. Yarın müsemmendir zaten isimde Kur'an'da. Adı konulmuş, Cenab-ı Hak katında belirli. Bizce belirsiz. O yani süre şey değil, sınırsız. Değil, değil, sınırsız değil. Ancak belirsiz. Belirsiz olması neyi değiştirir onu da bilemiyorum. Tabii biz bu örneği de bilmiyoruz. Nasıl bir örnekti Resulullah, neden umra yapılmış bir yeri bilahare kişiye hibe saydı? Öyle bir durum var ortada. Evet. Hibe verilen kişinin tabii. Umra'daki ömürle ilgili bir şey. Aynen. Ömürden gelen bir ifade.
umra. Yok yok, umra orada imardan gelen bir ifade. Ama ömür kelimesi de aslında aynı kökten gelen bir şey. Fakat kelimenin kendisi imar kökenli. Yani bir kimsenin imar edilmesi, yani kendisine bir yaşam fırsatı ve koşullarının verilmesi. Cenab-ı Hakk'ın istemerakum fil ardı, sizi yeryüzünde istimar etti dediği de bu. Yani bize burada imar, bunun için ne gerek? Kişiye hayat lazım, çevre lazım, barınak lazım. Bunların hepsi onun şeyinin bir parçası. Tabi esas kelime şeye kaymış. Bugünkü mi'mar kelimesine doğru, imar kelimesine doğru, bina yapımına, yer, yurt manasına daha fazla kaymış. Bu kelimede, buradaki kullanımı da öyle. E'martuhu dara, onu eve yerleştirdim. Ona orada kalınma imkanı şey verdim. Derse ömrü kaydıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirilen böyle bir konuda böyle hüküm vermiş. Muhakkik ne diyor aşağıda, oraya bakıyorum göz ucuyla. Kada, yani hakema bil umra. Umraya hükmetti. Yani geçersiz saymadı. Umra çünkü cahiliyeden kalma bir alışkanlık. Bi sıhhatiha, doğruluğuna hükmetti, sahihliğine. Vel umra, umra nedir? En yekule raculun li ahara, bir adamın başka birine şöyle demesidir. E'martuke dâri, sana evimi, seni evime yerleştirdim. Muddete umri, ömrüm müddetince. Kendisi. Limen uhibet lehu, hadisin sonunda geçen artık hibe edilen kimsenindir ifadesini de yine müfessir bizim gibi anlamış. Yani kalıcı olarak artık o bir hibedir ve bu hibe geri alınamaz. Kalıcı olarak o kişinindir şeklinde hükmetmiş umra konusunda. Muhtemelen bir kimse umrada bulundu bir fakire. Sonra adam hakikaten zamanı geldi, öldü. O ölen kişinin varisleri varıp o adama dediler ki çık artık buradan. Babamızın ömrü süresince sen burada kalman imkan dahilindeydi. Haklı olarak tabii, bize öyle geliyor ya da bu konu Resulullah'a taşınınca Resulullah o evi, o umrayı kalıcı olarak değerlendirdi. Ve o umrayı kişi hibe olarak görmüş. Yani onlar o yapıya bir daha girememişler. Hocam biz farklanmıyoruz umrayı. Yani biz kiracının öldükten sonra vermediğini söylediğiniz, yer sahibi önce ölürse belki bu anlaşılabilir. Evet, umrada öyleymiş zaten. Yer sahibinin hayatınca. Yani umra, yer sahibi diyor ki ben hayatta olduğum sürece sen otur. Aslında kastı şu, ben ölünce sen çık buradan, varislerim alsın. Ben öyle anlıyorum. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin umrayı böyle kabul ettiğine dair bir rivayetle karşı karşıyayız. Neden öyledir şu anda anlayamıyorum açıkçası. Yani 20-30 sene, 40 sene ömürlük olduğuna göre bir insan bir yerde kaldığı zaman, bırakın 20-30 senelik kısmını, bir senelik bir olayda bile insan yapıya alışıyor, ortama alışıyor. Arada güçlü bağlar oluşuyor. Hele böyle 30-40 sene kaldığı yerden birdenbire tam da adamın ölümüyle birlikte çoluk çocuk ne varsa çıkarılması zor bir şey. Evet. Vardır bunun bir hikmeti deyip geçiyorum. Anlayamadım, evet. 2483 nolu hadis. Haddesena Hafs ibn Umara.
Bize Hafs bin Ömer anlattı. Haddesena Hammamun, bize Hammam anlattı. Haddesena Katadetu, bize Katade anlattı. Kale dedi ki, haddeseni Nadr ibn Enes'in, bana Nadr bin Enes anlattı. An Beşir ibn Nehik'in, o da Beşir bin Nehik'ten. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, el umra caizetun, umra caizdir. وقال عطاء عطاء dedi ki حدثني جابر bana Cabir anlattı عن النبي صلى الله عليه وسلم o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nahvahu benzerini. Şimdi bu rivayete baktığımızda umrayı herhangi bir kayıt açıklama vesaire koymadan caiz olarak tanımlıyor. Yani geçerlidir diyor. Bu bir cahiliye uygulaması ve şeyi belli, çerçevesi belli. Bize bunu kim rivayet ediyor? Ebu Hureyre rivayet ediyor. Ata da Cabir'den benzeri hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu söylüyor. Burada herhangi bir kayıt yok. Ancak deminki hadis, yani bir önceki hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umrayı hibe edilen kimse için hükmettiği ifadesi, bana sorarsanız aslında umrayı kaldırıyor. Umrayı bildiğin hibeye dönüştürüyor. Artık o umra değil ki. Artık umra olmadığı için onun bir hani Resulullah umrayı geçerli saydı demeye de yer kalmıyor. Ama ve onun bir kayda bağlı olan kaydını yok saymış. Hibe olarak görmüş. Eğer böyleyse, yani 2482 nolu hadis doğruysa, o zaman 2483 nolu hadisteki umraya yönelik ifadeler eksik kalır. Halbuki biz sadece bu hadisi görseydik, yani 2483'ü görseydik, umranın caiz olduğunu, kişinin ömrü boyunca herhangi bir gayrimenkulün ya da benzeri bir şeyin yararlanma hakkını bir başkasına devredebileceğini söyleyebilecektik. Peki Resulullah kişiye göre de davranmış olabilir mi? Orada bir sıkıntı var. Adam çıksa... İşte bilmediğimiz bir şey olabilir, bilmiyoruz ama bu kadarıyla ise o zaman bu ikisi birbirine çelişki arz eder. Hani ne olur onu da bilemiyorum, ne vardır orada? Adam umra dememiştir. O yüzden mi Resulullah hibe saymıştır? Bir bilgim yok yani. Hayır, bir de yani makul olan açıdan bakarsanız bunun caiz olmamasını nasıl açıklayacağız? Velev ki caiz değil dedik yani. Umra caiz değil. Bu konu sanki biraz konuştukça daha önce de bu konu konuşulmuş gibi çağrışım yapmaya başladı bende. Sanki konuştuk biz bunu. Yani bir tek aklıma böyle çok uzun vadeli bir bağış biçiminin sorunlara yol açabileceği. Bu kiracı uzun zaman kaldığında da oluyor. Yani kiracı uzun zaman kalsın, söz gelimi 20 sene. Siz artık ona kolaylıkla çık diyemiyorsunuz. Yani kaldığı her zaman uzadıkça biraz oranın sahibi gibi oluyor. 100 yılı doldurduğunda zaten şansın oluyor. Öyle mi? Kiracı. Anlaşmalar öyle mesela. Cami yeri alıyor. Yani, vatandaşlar
tapu ayrı bir şey, kiradan söz ediyor. Ondan sonraki bir yılda da çıkartamazlarsa olur 100 yıl. Evet, yani bu uzayan tarafı biraz belki o Resulullah'ın hükmü. Ama eğer öyleyse bile o zaman umra kaldırılmış demektir. Aynen öyle anlaşılır. O zaman adam da vermez madem yeri çıkmamak. Çünkü kişi varlığının yani sahip olduğu bir yapının, binanın varislerine kendi ölümünden sonra kalmasını arzu ediyorsa böyle bir şeye girişebilmeli. Yani şimdi vakıf alsın, kullansın. Ama benim hayrım için. Ama ben ölünce varislerime kalsın. Demek gibi bir şey bu umre. Artık şey tarafını bilemedim. Çok uzun zaman kaldığı için mi Resulullah bu umrayı hibe saydı ve umre yaşam hakkı gibi bir şey değil mi? Evet. Evet ama şeyin ömrü, bağışçının ömrüne bağlı bir şey bu. Peki kişiye böyleyse gruba da aynı hükmü verir hocam? Mesela siz bir okul için bir yer verdiniz veya bir yurt için bir yer verdiniz, güzel olsa. Fark eden bir şey olmaz. Sonuçta o da bir kişilik diye düşünüyorum. Ama burada sahip belli, orada sahip de belli. Niye? O tüzel kişilik onun sahibi işte, o da bir şahsiyet. Devredersen bağışlama oluyor zaten. Devretme değil. Bugün için bunların mümkün olduğunu tahmin ediyorum. Yani notere gidilir, orada bu kayıt açıkça düşülür. Ve yani günümüz hukuku şeyi kabul ediyor mu? Ömrü boyunca. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi var. Var mı? O var mı? Hayır, hiç bakma makma anlamında değil. Ben bu binayı ben ölünceye kadar o kullansın kaydıyla vermek istiyorum. Bu kayıt geçerli mi? Ömür boyu tamam. Bir yerine veriyor mesela, bir yere hibe ediyor ama ben ömür boyu burada kalacağım. Ha, bu da ayrı bir şey. Onun da bir adı vardı. Daha önce o da geçmişti. Yani ben ölünceye kadar evimde kalayım, ben ölünce de falanca yere hibe olsun. Evet. Evet, umra böyle bir şey ve iki hadis. Umrayı bulup da ruhbayı bulamadık. Devam edelim, bakalım. Yeni bir bab başlığı, dolayısıyla rukba gözükmüyor şu an burada. İmam Buhari sadece bab başlığını atıp artık düşün sen demek istemiş galiba. Evet. Bunlar birbirlerine benziyor mu demek istedi. Rukba ile ilgili hadis göremedik, doğru. Ya da düştü, bilemiyorum. Şey peki, manasını da bilemedik. Manası da öyle hatırlıyorum ki, yani ben veya sen ölünceye kadar kaydıyla, yani eve yerleştiriyorsunuz, diyorsunuz ki ben ölünceye kadar veya sen ölünceye kadar bu evi kullanabilirsin. Dolayısıyla birbirlerinin ömürlerini veya ölümlerini gözettiklerinden buna da bu ad verdiği söylenir. Rukba. Umra'dan ne farkı var? Umra verici. Umra'dan şöyle bir farkı var. Umra'da verici, yani bağışlayan kimse ben ölünceye kadar demişti. O ölünce evin geri alınmaz söz konusu. Rukba'da ise taraflardan biri öldüğünde evin anlaşma ortadan kalkıyor. Yani verdiği kişi de ölse mesela. Peki umrada verdiği kişi ölse ne olacak? Ailesi oturmaya devam eder. Varisleri oturmaya devam eder. O intifa hakkı varislerine geçer. İlginç. Evet. Yani bu kadar uzun da olur mu dedirtiyor bazen. Devam edelim. 2482 ne oldu? 82 dedim. Biz o karşılığı hadisine biliyoruz hocam. Öldükten sonra veriyordu galiba. Ben kullanacağım, ölünce vereceğim. Sanırım Resul ona karşı çıkmıştı. Sen öldükten sonra bana mirasçılar olur. Kimin bana mirasçılar veriyorsun gibi bir şey gibiydi galiba. Bunun tam tersi.
Bilemiyorum. Hatırlamıyorum. Kendi kullanıyor, biraz şerli kullanmasını istiyor. Bizim anlatımızda da kendi kullanıyor, biraz şerli bırakmıyor. Gelelim şimdi sıradaki hadisimize. Yani İmam Buhari bize şunu yapmış. Bu iki hadisi koymuş. Çık çıkabilirsen işin içinden. Elimde iki tane konuyla alakalı sahih rivayet var demek istiyor. Bir hadisi şey yaptım. İmam Buhari'nin gibi olsun ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umra'ya caiz icazet verdi fakat rukbayı geçersiz saydı diye. Buhari'de miymiş o da? Evet. 32 Müslim Nibat 23 diyor. Buhari gibi 32. Gibi 32. O zaman gelecek demek ki. Gelecek. Tamam. Peki.